composition'da çözdüm onu. Single valent'in composition open CV'de var. Çözdüğünce çat diye çözüyor. Sol. Open CV'nin çok güzel sol diye bir tane metodu var. Tamam mı? OpenCV'de sol diye bir tane metodu var. Eğer burada açıksa göstermeye çalışayım. Sol denen bir tane fonksiyonu var adamın. Sol input nereye veriyorsun? Yani şurada şey mi vardı ya, AX eşittir B. O AX, tamam mı? Bu A tarafı eşittir B'nin de B tarafı bu. A plus R'de X'imiz, tamam mı? O zaman hangi yöntemle çözeceğimi söyleyeyim diyor. Tamam mı? Onu verdikten sonra size bunların hepsini çözüyor. Çözmek için de kullanacakları İşte LU decomposition yapabilirsin, Cholesky decomposition, eigenvalue, SVD decomposition yapabilirsin. Bunu veriyorsun, sana bunu çözüp veriyor. Tabi bunun overdetermined bir sistem olmasına gerek yok, eşit olabilir. Tam specified edilmiş bir sistem de olabilir. Onun için normal LU, Gaussian elimination, LU decomposition falan da yapabilirsiniz. Ama bizim sistemde tabi Gaussian decomposition, LU decomposition, elimination çalışmayacak. Bizim için en güzeli şu, onun çalışması. Güzel çalışıyor, hızlı da onu kullanabilirsiniz çözmek için. Tamam, bunu çözdüm şimdi ben. Bunu çözdüm. Elinde artık M diye bir matris var. Tamam, elinde M diye bir tane matris var. Matrisin içerisinde 12 tane eleman var. M'nin açılımı nasıldı? K, R, R, T. Bu şekilde. M'nin açılımı bu şekilde. Ama 12 tane sayıyı bir araya koyup bunu yaptığım zaman ben, hatırlıyorsanız koskoca bir M matrisi vardı. Üstelik de elindeki M matrisi benim parametreyi bulmak için bir rakamla çarpılmış hali. Bana gelen M matrisi, diyelim ki adam burada söylemeye çalışmış ya, M esasında A 3'e 3'lük bir matris, B'de tamam mı? 3 elemanlı bir tane vektör. Böyle bir matris diyor. Tamam mı? Benim orijinal M matrisi bunlar arasında ilişki de orijinal M matrisini sanki bir sayıyla çarpmışım da bu elime geçmiş gibi. Tamam mı? Bunu yapmaya çalışıyor. İşte böyle demiş. Diyor ki bu rho ile benim AB'mi çarptığım zaman karşıma bu çıkacak. Bu benim M matrisimde. Tamam mı? Bu benim M matrisimde. Şu da benim elde etmiş olduğum, çözdüğüm M üssü diyelim. Bu da benim M matrisim. Bunu rho ile çarptığım zaman bilinen bir tane benim bulmam gerektiği bir rho ile elime bu geçecek. Şimdi bu rho'yu nasıl bulurum diyor. Bu rho'yu nasıl bulurum diyor. Buradan neyi çıkarmış adam diyor ki, şunu anlayabiliyor musunuz? Biz şunu bana açıklasın.
Şu tarafı açıklayayım ben. A1, A2, A3 ne? Şuradaki A maddesinin birinci satırı, ikinci satırı, üçüncü satırı. Eğer A1, A2, A3'ü ben bir rho ile çarparsam karşıma, hatırlıyorsanız M maddesinin ilk üçü üçlük tarafı burasıydı. Bu çıkması lazım. Değil mi? Bu çıkması lazım. Burada bilmediğim ne var? Burada işte şuradaki şeyleri biliyorum ben. Abi şuradaki şunun tüm elemanlarını biliyorum. Bu 9'a 9 elemanlar var elimde. Sadece bunu bilmiyorum. Bir de bundan hiçbirini de bilmiyorum. Nasıl bulacağım bu rho'yu? Ne demiştik? R ortogon olduğuna göre, değil mi? R ortogon olduğuna göre ben R3 ile, tamam mı? R3'ü çarptığım zaman karşıma, R3 ile R3'ü çarptığım zaman karşıma bir çıkması lazım. R3 ile R3'ü çarptığım zaman karşıma bir çıkması lazım. Tamam mı? Öyle çıkması lazım. Bu öyleyse A3 ile A3'ü çarptığım zaman ben, A3 ile A3'ü çarptığım zaman ben ne çıkacak karşıma? A3 çarpı A3 rho eşittir 1 olacak. Tamam mı? İşte rho'yu buldum burada. A3'ün ne olduğu belli. Değil mi? A3 bir vektör. Tanesini çarpacağım. Ondan sonra kaç tarafta da 1 var. Rho'yu buradan rahatlıkla bulabilirim. Ama rho'nun kendisi şimdi A3'de A3 çarptığı zaman onların şeyleri gidiyor ya, A3'ün elemanların pozitif ve negatif modlukları falan filan gidiyor. Dolayısıyla bulduğum burada esasında rho'nun absolut değeri olacak. Rho'nun sign'ını bilmeyeceğim ama büyüklüğünü bileceğim. Rho'nun sign'ını bilmeyeceğim ama büyüklüğünü bileceğim. Daha sonra o sign'ını bulmak için de çeşitli numaralar çevirebilirim. Bu arada rotation matrisi hakkında daha önce konuşmuştuk, bir daha göstermeye çalışayım. Bakın bu bir iki boyutlu, tamam, üç boyutlu dünyada bir tane rotation matrisi. A şeyinden, A kırmızı, tamam mı? A kırmızı referans sisteminden B yeşil referans sistemine geçirmeye çalışıyor bu. Böyle bir tane rotation matrisi. Hani diyoruz ya, R ile R'nin transpozunu çarparsanız identity matrisi çıkması lazım. Şunu dolayısıyla bunu kendisine çarptığım zaman bir çıkması lazım. Çıkar mı sizce? Ne yapar o? Cosine kare artı sine kare, değil mi? Bir olması lazım. Bu da yine aynısı. Bu da yine aynısı. Tamam mı? Hangi kolon alırsanız alın, hangi satır alırsanız alın, kendisine çarptığınız zaman bunların hepsinin bir çıkması lazım. Çünkü A ortogonal bir tane matris. Burada da rok kullandık zaten. Ben diyorum ki burada R3'ü R3'ü kendisine çarptığım zaman ben bir çıkması lazımdı. Bu rho çarpı A3 çarpı A3'ün de bir olması lazım. O zaman yapacağım şey öyleyse rho'yu bu şekilde bulmak. Rho ne olacak bu durumda? Rho'nun absolut değeri 1 bölü A3'ün uzunluğu. Bu olması lazım. Rho'yu aşağı yukarı elde ettim dolayısıyla. Sadece bir işaret farkıyla elde ettim. Rho'yu elde ettiğime göre artık ben, tamam mı? A'nın içerisindeki tüm elemanları rho ile çarptığım zaman ben şunları yaklaşık elde etmiş olacağım işaret farkıyla. İşte burada. Rho'yu, tamam mı? Bu şekilde bulup. Anladınız mı burayı? Hocam başladı. Ne kadar başlar? İşte tam rho'nun başladı ya. Yani. İki slide'ın. Şimdi ben single by decomposition'da neyi buldum? M maddesini. M'i bulmadım esasında. M'in bir rolle çarpmış hali buldum. Çünkü sonsuz sayıda şey var değil mi? Sonsuz sayıda çözüm var. Bulduğum sadece o çözümlerden bir tanesi. Doğru çözüm olma ihtimali yok onun. Değil mi? Tesadüfe bir şey geliyor. Doğru çözüm olma ihtimali yok onun. Tesadüfe bir şey geliyor. Öyleyse diyorum ki ben bu en üstü bulduğum en üstü maddesini öyle bir rol ile çarpacağım ki bana gerçekten benim aradığım M'yi verecek. Tamam mı? Hocam işte yani ama M zaten sonsuz şey olamaz mı? Projection matrisi sonsuz şey olamaz, yok. Yani projection matrisi bir tane. Kamera kalibrasyonu için özellikle. Tamam mı? Yani kamera kalibrasyonu için sonsuz sayıda translation vektörü, sonsuz sayıda rotation matrisi falan yok. Bir tane var onlarda. Ama benim kullandığım şeyler, benim kullandığım formülasyonlardan ürettiğim sonuç, aradığım sonucun belli bir sayıyla çarpmış halini veriyor maalesef. Çünkü homojen bir sistem çıktı karşıma. Tamam mı? Mükemmel çözemedim. Ama bayağı bir yol geldim, tamam mı? Sadece eğer o sayı neyse o sayıyı bulursam sonucu bulmuş olacağım. Bir tane şey var, ne diyeyim? Bir tane. Ya biz o hatayı mı yapıyoruz bu Ali ya? Ha?
biz onu biz bu şekilde yapsak mı acaba? Şimdi ikili bir konuşmaya geçtim bu adamlar. O çünkü sonsuz hocam ben bu sürü projection matrisini alıyorum. Bundan hiçbir birbirine benzemiyor falan diyordu bana. Bırak benzemesin sen yerine koy falan filan diyordu. Sağlaması lazım ama bir sen bunu bir denesene. Anladın mı? Ha sen bu şekilde row'yu bir bul. Tamam row'yu. Tüm projection matrisini onunla şey yap. Normalize et. Fark etmemesi lazım herhalde ya. Bilmiyorum ki. Yok etmemesi lazım. Bir dene ya. Tamam mı? Bir dene. Esasında sen kamera kalibrasyonu yapıyorsan senin en tüm bilgisayar da var ama sen bunu bir şekilde de normalize et. Belki bir numerik degeneresi falan filan vardır bir yerde. Tamam mı? Bu nasıl bulduğunu anladın değil mi? Şurada senin zaten kendi işin. Şimdi benim aradığım M matrisi M üssünü bulabilir. M üssü ile M arasındaki ilişki de M üssünün role çarpılmış hali. Diyorum ki ben eğer ben doğru M'yi bulmuş olsaydım şuradaki M'nin içerisindeki tamam mı şu ilk 3'ü 3'lük matrisin son satırının son satırının ilk 3 rakamının topla karnelerin toplamının bir üretmiş olması lazım. Öyleyse ben şunun karnelerin toplamını alırım tamam mı? Onu da 1'e bölersem ben doğru ne olduğunu bulurum. Tamam mı? Yani burada şu matrisin ortogonal olmasından faydalanıyorum. Eğer ortogonal olmasaydı böyle bir cambazlığı yapamazdım. Tamam. Tamam. Bazen size cambazlık diyorum ya bu. Yani bu ipin üzerinde dur. Elinde bir tane şey tut. Bu elinde bir tane vazo tutuyorsun. Bu eline bir ne çeviriyorsun. Köpek oradan ağlıyor falan filan. Seyretmesi eğlenceli. Ama bunun sonucunda koskocaman sistem çözmeye çalışıyorsun. Hiçbir zaman yanlış bir iş yapmıyorsun. Matematiksel olarak yaptığın her şeyler doğru. Hile yüzünde hile dediğim yani şey hileler. Kanuni, kanunsuz kötü hileler değil. Trik üzerine trik, trik üzerine trik atıyorsun. Ancak bu şekilde bulabiliyorsun. Tamam, bu bana neyi verdi? Roy'u verdi. Şurada Roy'u verdi. Bunu buldum. Ama Roy dediğim gibi sign'a bağlı olarak buldum. Yani Roy 5 bulduysam, Roy x'i 5 de olabilir, artı 5 de olabilir. Daha sonra onu halledeceğiz bir şekilde. Sonra geldik, şunu hesaplayın bana. R3'ün ne olduğunu hesaplayın. R3 ne? Roy çarpı A3. Tamam, bunu buldum. U0'ı nasıl yapmış adam? U0'ı da böyle buldum. A1 ile A3'ü çarpmış. Tamam mı? Rho da var işin içerisinde tabii ki. Rho çarpı A1 şöyle yay. Rho çarpı A1 Rho çarpı Rho'yu bir yapabilsem bu Rho tamam mı? Burada yazdım ki. A3 O ne? Rho çarpı A1 burası, Rho çarpı A3 de, A3 de burası. Ne çıkmış olması lazım bunun? Tamam, burası bir defa Rho kare A1 A3 eder. Değil mi? Rho kare A3 A eder. Şurası yani. Rho kare A1 A3 eder. Burada hesaplayabilirim. Rho'nun ne olduğu belli. Artı ve eksi bir var ama çarptığın zaman karesi. A1 ile A3'ü de çarptığım zaman tamam mı? A1 ile A3'ü. A1 ne? A1 bir tane vektör değil mi? A3'e çarptım, o da bir tane vektör. Bir skalar çıktı. Onu da Rho'nun karesiyle çarptım. O bana U0 vermiş olması lazım bir adam. Nerede buyurdu bunu? Rho A1 bu. Rho A3 bu. Şu iki satırı birbirine çarpıyorsun. Çarpın bakalım ne oluyor? Şununla. Bununla bunu çarparsam ne gelir? Ne gelir? R3 ile R1'i çarparsanız ne gelir? R3 ile R3, R3 ile R1 birbirlerine ilkler değil mi? Çünkü rotation matrisinin iki farklı kolonu onlar. Sıfır. Sıfır. Tamam. Peki bununla şunu çarpsam ne gelir? Yine sıfır. Peki bununla bunu çarpsam ne gelir? Niye o sıfır? R3 ile R3'ün çarpımı bir değil mi? Çünkü aynı vektör bunlar uzunluklarda bir. Böylece geriye U0 kalıyor. Tamam yapacağın şey öyleyse, tamam mı? A1 ile A3'ü çarpacaksın, Rho kareyi önüne koyacaksın, o sana U0'ı verecek. Aynı şekilde A2 ile A3'ü çarptığım zaman da ben, tamam mı? Rho kareyle beraber, şu ikisi satı, şu ikisi satı çarpmış gibi oluyorum. Bununla bunun çarpımı, tamam mı? 1, U0 gelecek oradan, bununla bunun çarpımı da 0 gelecek. O da bana V0'ı verecek. Tamam bu U0'ı V0 buradan geldi. Neyi bulmuş oldum bu durumda? R3'ü kesinlikle buldum. Değil mi R3'ü? Sine'a falan bağlı değil tamam mı? R3'ü sine'a bağlı buldum.
U0'la V0'ı sayısız buldum. Yani şu muğlaklık da yok bunun içerisinde. Kesin burada kareler var çünkü. Zaten onlar şey olamazlar. Ne diyeyim? Negatif falan olamalar. Bir space'in önemli. Tamam. Bunu da yaptım. U0'la V0'ı buldum. Yani doğru principal point'i bulmuş oldum. Kamera ister parametrelerinden iki tane önemli olanı buldum. Bir tanesinde de bayağı bir bilgi sahibiyim. Büyük aklımda. Bayağı bir bilgi sahibiyim. Bu türlü cambazlıkları devam edeceğiz şimdi. Bu türlü cambazlıkları yapacağız. Şimdi dot product yaptığın zaman şunun ikisini birbirine dik olanlar birbirlerini götürdüler. Cross product yaptığımı düşünün. Cross product yaptığım zaman da birbiriyle aynı olanlar birbirine götürdüler. Çünkü aynı vektör kendisine cross product yaptığın zaman, tamam mı? Sıfır gelecek. Kendisine dik olan birisiyle cross product yaptığın zaman ne olur? O da ona ikisine dik olan başka bir tanesine verir. Rotation matrisini düşündüğün zaman 3 boyutlu dünyanın üçüne birbirine dik 3 tane vektör var. Değil mi? İkisini birbiriyle cross product yapınca üçüncüyü vermesi lazım sana. Onun gibi numaralardan yapacağız şimdi. İşte burada. Geliyor. İlk önce şuna bakalım isterseniz. A2 ile A3'ü çarpıyorum. Şununla şunu. Yani bununla bunu cross product yapacağım. Cross product yaptığım zaman ne oluyor? Cross product yaptığım zaman ya bu İsmail bir anlayın ne oluyor ya? Şöyle. Nereden geliyor? Bu bir dakika benim e-mail client'ım mı açık? Şu. Bunu şöyle yaparsam artık gelmez herhalde. Tamam. A2 ile A3'ü çarptığımı düşünün. Yani bununla bunu çarpıyorum. Bununla bunun çarpımı 0 gelecek buradan. R2 ile R3 çarparsanız ne gelir? R2 ile R3'e dik olan ne var? R1 gelecek işte burada. Beta bölü sinüs teta R1 buradan geldi. Aynı numarayı buraya yaptım. Tamam mı? Şimdi bunun şeyini bulamadım hala. R1 hakkında da konuşmuyor. Ondan sonra beta ve sinüs hakkında yani tam değerlerini vermiyor ama onların hakkında bir şeyler söyleyebilirim. A1 ile A3'ü çarptığım zaman ne gelecek? A1 ile A3'ü. Şunla şu birbirini götürdü. Tamam mı? Bunu da bunu birbirine çarpınca R1 ile şeyi R3 ile R2, R1 verdi bakın orada. Bunu da bunu çarpınca da R2 verdi. Bu geldi yine. Sonra A1 ile bu bunların şeyiydi. Vektör hesabı. Bunun uzunluğunu alırsam ne olur? Uzunluğunu. Yani ne yapacağım uzunluğu? Bunun kendisiyle çarpıp karekökünü almam lazım. R2 ile R1 zaten kendi uzunlukları 1 olduğu için karşıma böyle bir şey çıkacak. Burada kotanjant 1 eksi, 1 eksi kotanjant falan gibi numaralar geliyor. Onun çevrimi benim için bir tane şey yapacak. Onun çevrimi benim için bir tane sinüs falan çıkaracak. Şunu anlamak daha kolay ama. Şunun uzunluğunu alıp değil mi? Bunun uzunluğunu alıp ne gelecek burada? R1'in uzunluğu 1 olduğu için burada karşıma bu geliyor. Beta bölü tamam beta'nın tabii şeyi gelecek. Absolut değeri sinüs teta geliyor. Tamam. Şimdi şu cambazlığa bakın. Bununla bunu çarpmış, bunlara bölmüş. Yani şununla şunu çarpıyor ve bunlara bölüyor. Karşıma kosinüs teta çıkmış olması lazım. Ondan sonra kosinüs teta çıktığı zaman hemen sinüs teta elime geçecek. Sonra ne yapıyor bunu? Bununla bunu çarpıyor A1, A3. O şu. Tamam mı? Onu sinüs teta ile çarptığı zaman sinüs teta ile çarptığı zaman Rho'yu da karşına koyacak, karşıma alfa geçecek. Onu da buldum. Ve bunu beta ile elde etmek için de A2, A3 bununla tamam mı? Sinüs teta'yı çarptım ve beta elde edeceğim. Şuradan buradan kosinüs teta, alfa ve beta'yı buldum. Buradan U0 ve V0'ı buldum. Geriye kalan şurada şey geçmişti zaten elime. Şurada da kosinüs teta geçmişti. Teta'yı da bulmuş oldum dolayısıyla yani. Geriye ne kaldı? Alfa'yı buldum, beta'yı buldum, teta'yı buldum. Rotation matrisini şu elemanını buldum. Tamam mı? Geriye ne kalıyor? Rotation matrisinin ilk iki şeyiyle, ilk iki satırıyla bir de TX, TY, TZ kalıyor. Onlara bakacağım. Burada. Tamam. Şunları daha önceden yapmıştım. Bakın R1 nasıl bulmuş adam. A3 ile A2 A3 ile A2'yi çarpmış. Yani şuradan ikisini çarpmış. Tamam mı? O ne vermiş buna? A3 ile A2'yi çarptığı zaman A3 ile A2'yi
Odafın şurasıydı herhalde. Buradan A1'i nasıl bulmuş ya? A3, A2 bölü beta. Ha bu şuna eşittir diyor. Tamam. Tamam. Şu A2 tamam. A3 ile A2'nin içeri... Anladınız mı bunu nasıl bulduğunu? A3 ile A2'nin çarpılmışının içerisinde şu var. Şu var pardon. A3 ile A2. Burada R1 var. Tamam mı? Ondan sonra A2 ile A3'ün uzunluğunda da bu var. Gördünüz mü? Şununla şu birbirinin aynısı. Bunu çarpıp buna böldüğüm zaman diyor karşıma R1'in çıkması lazım. R1'i de buradan buldum. R3 vardı elinde. Tamam mı? R1'i buldu. R3 ile R1 varsa zaten hemen cross product yapınca R2 de çıktı karşısına. Böylelikle R2 ile R1 ile R2 ile bulmuş oldum. Ne var elimizde dolayısıyla? İntrinsik parametrelerin hepsini buldu. Ve rotation markesinin tüm elemanlarını birer birer buldu. Geriye kalan da sadece şu T maddesi. Şunların hepsini zaten bulmuşum ben. Yani R'nin hepsini biliyorum, K'nin hepsini biliyorum. M maddesi de var elinde formüllerin ne olduğunu. Arta kalanların hepsini şuradan bulmak mümkün. Ne yapmış burada? Diyor ki R çarpı K üzeri eksi 1 ondan sonra çarpı B'de şu kendi hikayesi. Tamam. B'de kendi hikayesi şu T'yi bulmak için. Şurada var zaten. Koymuş ona sonra T'yi de bulmuş. TZ'yi de bulmuş. Ondan sonra bu hala Rho'nun işaretini bulamamış. Rho'nun işareti bir yere de bekliyor. The sign for epsilon can be calculated using the sign of TZ. TZ neydi TZ? Translation vektörünün Z komponentı değil mi? Translation vektörünün kamera koordinat sistemi içinde sıfırdan bir tane büyük bir rakam. Eğer bu hesaplamalarımın içinde TZ negatif çıkarsa o zaman Rho'yu ben ters çevireceğim. Artı yerine hesaplayacağım. Pozitif çıkarsa Rho'nun seçimi probleminde yok.